Merhaba Burak. Merhabalar Hakan. Seni Kadir İnanır'a benzetiyorlar. Katılıyor musun? Normalde ben bunun bir geyik olduğunu düşünüyordum abi. Ama durum galiba şuymuş. Türkan kara Karaoğlu gözlüm. Kara gözlüm var galiba. Türkan Şoray Evet. balıkçı oldu falan. Ev balıkçı oldu. Orada oradaki halini okey oldum. Yani wow, bayağı benzediği bir hali var. Yani yandan tutmuş da falan. Evet. Peki bu rahatsız olduğun bir şey mi? Bir oyuncuya başka birine benzetilmek? Yok yani bu çok ilgilendiğim şeyler değil. Bir de yani hani keyifli ya Kadir İnanır'a benzetilmek yani az bir şey mi abi? İyidir yani. Peki sen kendini beğenir misin? Yakışıklı buluyor musun? Yani öyle bir soru soruyorsun ki yani nereden bulsam elimde kalıyor. Yani bilmem abi. Yani o kadar cevap veremeyeceğim bir soru soruyor. Neden? Acayip beğeniyorum kendimi. Dediğim noktadan olur başka bir şey olur. Ha bilmem. İşime odaklanıyorum diyelim yani. Peki aşk seni nasıl biri yapar? Aşk bence, yani erkek açısından söylüyorum, erkeğin bence en iyi versiyonu haline getiriyor aşk onu. En iyi versiyonu derken en iyi hali mi? Nedir o? En düşünceli hali mi? Yani bana şeymiş gibi geliyor. Sanki o, atıyorum tek başına olduğunda daha çok içe dönebiliyorsun. Yalnız kaldı, yalnız bir de yaşıyorsan şayet. İlgilenmemen gereken şeylerle ilgilenebiliyorsun. Takmaman gereken şeyleri takabiliyorsun kendine ilgili. Ama yanında sevdiğin, aşık olduğun biri olduğunda çok dışa dönük bir hayatın oluyor ya. Onunla, yani bütün planları onunla ilgili yapıyorsun. Çoğu planın içinde oluyor diyelim yani. Öyle olduğunda galiba daha sakin, daha olması gerekeni yapıyorsun gibi bir hissiyatı var. Bilmiyorum doğru kurabildim mi o cümleyi ama öyle bir şey var bende, etkisi var. Sen onu yaşıyor musun şu anda bu söylediklerini? Hayır, şu anda hayatımda bir reel yok. Ve onu mutsuz muyum? Hayır. Ama yani hani bu dediğimizi yaşamıyorum. Evet, hayatımda biri yok şu anda. Peki ilişkilerinde şimdiye kadar yaptığın en büyük hata? Aldatma. Yani şöyle. Eyvah. Yani en büyüğü yok herhalde. Bilmiyorum. Yok abi aldatmadım ama şu ya bana soracak olsan ilişki dediğin şey zaten çok karmaşık bir hadise ya. Yani kendi içinde. Yani sen ona bir şey yapıyorsun farkında ama o ona takılıp ona bir şey yapıyor. Yani o bir sürekli bir birbirine farkında olmadan bozuk attığın ve bir şey dönüşüyor. Farkında olmadan bir yere getiriyorsun. O yüzden onun da karşı tarafında benim de yaptığı bir hata mıdır bu onu bilemiyorum. Bence o çok nasıl yaşayacağını bilememekle çok alakalı o iş bence. Yani bir hatadan ziyade onu nasıl böyle tutacağını bilemiyorsun yani. Onunla hareket edemiyorsun ne bileyim. Nasıl kullanacağını bilemiyorsun. Nasıl bir tepki vereceğini bilemiyorsun falan herhalde. Zamanla tecrübeyle çok gidebilecek bir şey gibi geliyor bana. Peki hayatına yeni girenleri şaşırtan özelliği nedir? Çoğu zaman çok sakin görünebiliyorum belirli durumlar karşısında ama atıyorum gerçekten yakınıma gelmiş biri atıyorum çok kolay öfkelenirim ben yani çok böyle çok saman alevidir öfkem yani o insanları çok şaşırtırım çok yükselebiliyorum zaman zaman o kendime de çok şaşırtıyorum ki ne kadar abarttım ne kadar büyüttüm falan filan dediğim durumlar oluyor odur yani o çok şaşırtıcı olabiliyor bazen. Peki sevgilinin odasında bir obje olsan ne olurdun? Ne olurdum? Yastığı olurdum herhalde yastığı. Ya da yani üzerine örtüyor her neyse o olmak isterdim. Böyle bir şey. Ha, öyle sürekli sana yatıp uyusun. Evet tabii falan başka ne olmak isterim. Falan. Ya odasında. Tamam, ya, evet yastığı olmak keyifli olabilir mi? Romantik bir adam mı? Yeterli olurdu. Süper romantik bir adam olduğumu düşünmüyorum. Ama romantik değilim de diyemem yani. Evet yani yerine göre çok romantik de olabilirim. Evet. Peki hayatında bir anla TBT yapma şansın olsa? Galiba annemle ilgili bir anım olurdu. Yani şimdi çok tabii ki var anım ama annemle ilgili bir anım olurdu büyük ihtimal. Peki annen kaybettin mi hayatta mı? Evet 2014'te kaybettim anneyi. Aynen. Sağ olsun. Evet, teşekkür ederim. Peki biriyle yer değiştirme şansın olsa kimle yer değiştirirdin? İster miydin birinin yerine geçmek? Yok. Yani ben zaten kendim olmakla ilgili zaten zor bir süreç hepimiz gibi. Zor bir süreç yaşıyorum her insan gibi. O yüzden başka biri olup da onu merak edeyim falan hiç oraya hiç girmedim yani. Peki kendin hakkında şaşırtıcı ama gerçek ne söylersin? Rahat görünüyor muyum bilmiyorum. Çünkü rahat göründüğümü söylerler. Aslında hiç öyle rahat değilim. Yani bu çok şaşırtıcı bir şey bilmiyorum ama çok evhamlıyımdır, pimpirikliyimdir. Hani dediğim gibi çok anksiyete yaparım yani. Hani ne olacak, ne bitecek durumlarına çok takarım. Şaşırtıcı mıdır bilmiyorum ama o rahatlığın yanında böyle bir kontrastlı durum yok değil yani. Peki sence herkes hayatı boyunca mutlaka bir kere ne yapmalı? Ya benim mesela şu kendi adıma söylüyorum bunu. Bu çünkü abi neler oluyor ve sen bunu mu söylüyorsun gibi bir yere gidebilir ama gerçekten de bence çok büyük bir şey bu. Uçaktan atlamak gibi planım var benim. Bu skydive hikayesi var ya. Bence herkesin onu bir kere yapması lazım. Yani sen bence hiçbir şeye benzemiyor. Yapmadım. Ama yapmayı planlıyorum.
Daha yani yapmadın ama herkese yapın mı diyorsun lan? Belki düşünecek. Hayır, kendime de öyle diyorum. Kendime de öyle diyorum. Ve yapamayacak. Falan yani, şey. Uçağın tepesinde kalacaksın böyle ve herkese... Beyler olmayacak. Beyler indirin beni. Yok hayır. Yok yapacağım. Yapacağım ve onu tatmak istiyorum yani. Onu ne verecek? Çünkü tutunmak için... Arkadaşım çok güzel anlatıyor. Yapan bir arkadaşım var. Diyor ki ya bir yere tutunmaya çalışıyorsun ve tutunamıyorsun. Yani o düşüyor olma hissiyatı ve kontrolün hiç ama hiçbir şekilde sende olmadığı hissiyatı başka bir şey veriyor falan dediği noktasını çok merak ediyorum yani. Şimdi artık tanınıyorsun, yakışıklı bir adamsın. Ondan sonra çok fazla işte fanın var, takip ediliyorsun falan. Kadınlar konusunda neler değişti? Yani böyle çok fazla teklif alıyor musun? Artık hani istediğin her kadını elde edebilecek durumda mısın? Yani sadece şu var abi, televizyonda ekranda görünmenin tabii ki bir albenisi var. Ama onun dışında hani İlişkilerimi pek etkilemedi. Kendi adıma özellikle dikkat ettiğim bir şey bu. Yani eski çocukluk arkadaşlarım olsun, o samimiyeti kurduğum, o gönül bağını kurduğum insanlarla hani aynı şekilde. Neyse ama o devam ettiği sürece benim için bir sıkıntı olmuyor bu konuda. Peki bugüne kadar başardığın en zor şey neydi? Yani bunda bu son sürecin de etkisi büyük oldu. Halen de dediğim gibi bunu da üzerine çalışıyorum ama yalnız kalabilmek. Ben çok severim şeyi. Yani topluluk olsun, sürekli arkadaşlarım olsun, işte ailemden birileri olsun, sürekli bir iletişimde olalım. Bir aktivitede olalım durumlarını çok severim. Yalnız kalmayı evet yani zorlandığım bir şeydir benim ve onu öğrendiğime inanıyorum. Peki hayat felsefen var mıdır? Yani iyi dost biriktirmek ve doğru olanı seçmekle ilgili bir takıntım var. Hani herkesin de vardır eminim. Kendime ve etrafımdakilere yararlı olmak herhalde bu bir hayat felsefesi bilmiyorum ama bu. Yani en odaklandığım şey bu. Olabildiğince hep pozitif tarafa yönelmeye çalışıyorum. Gerek ilişkilerinde gerek... Demeye çalıştığım şey şu yani açken olsun, çok yorulmuşken olsun, önemli olsun. Olabildiğince hep pozitif kalmaya çalışıyorum. Herhalde budur gibi geliyor şu an. Peki yeteneklisin. Mesela işte rol aldığın işler güzel reyting alıyor. Yakışıklısın, enerjik bir adamsın. Hiç defoların yok mudur? Yani her şey böyle Burak için ne kadar dört dörtlük bir adam. Yani o paket hiç... böyle dört dörtlük bir paket mi yani? Ay yok hiç öyle değil. Yani o hiç de öyle mi görünüyor bilmiyorum ama hiç öyle değil. Çok defa mudur bu bilmiyorum tekrar ama inanılmaz bir sabırsızlık. Yani dediğim gibi yani süper bir sabırsızlık. Öyle ki hani bekleme anksiyetesi ne kadar. Hani böyle atıyorum yani geliyor musun? Yolda mısın? Tamam ben aşağı ineyim oradan beraber eve yürüyelim falana kadar. Hani öyle bir sabırsızlık. Yani. Fena yani bir sabırsızlık durumu. Sette ne yapıyorsun ya? Sette ölüyorsun o zaman. Saatlerce bekliyorsun bir de. Ama işte sette olabildiğince şey zaten o konsantrasyonu bozmamaya çalışıyorum. Zaten işin içinde kalmaya çalışıyorum falan noktalarında o bir geçiyor. O benim için yani o beklediğim sürede ona dahil oluyor yani. Peki hayatta öğrenip uygulamaya koyduğun en önemli kural nedir? En önemli kural nedir? Güncele odaklan. Yani gelecekle ilgili o kadar kaygıda bulunmamak. Yani işte herkes yazıyor, çiziyor, söylüyor. Evet yani hani zaten sen ne kadar plan yaparsan yap. Bir şeyler o gün geldiğinde belli oluyor. Yani işte ya kan şekeri ne kadar fark ediyor ya. Öyle bir şeyden bahsediyorum. Yani önce de abi o gün gelecek ve bilmem ne bir şey olacak diyorsun. Ve yani o günün sonunda öyle olmuyor. Yani hiç düşünmediğin gibi oluyor. Çok iyi olabiliyor, çok kötü de olabiliyor. Yani ve sen yani hiç o atıyorum kötü olduğuyla ilgili çok kötü şeyler yaşayacaksın. Kötü olacak ve ben işte bir daha bilmem ne felaket senaryoları yazıyorsun. Ve aslında öyle de olmuyor. Yani kötü oluyor ve sen buna da alışıyorsun gibi. Ya o yüzden o tarz planları biraz azaltmak ve olabildiğince güncele şimdiye odaklanmaya çalışıyorum diyebilirim. Peki telefonda bir emoji olsan ne olursun? Dört yapraklı yonca var ya yemyeşil. Neden? Zaten çok bilmem ne çok kullandım da. Yani. Gerçekten mi? Yani çok da kullandığım da bir emoji ama olurdum abi güzel pozitif yeşil falan keyifli yani hiç kötü bir şey yani vaat etmiyor koyduğun noktada falan ama güzel keyifli yani. Peki ayıp olmasın diye yaptığım bir şey var mı? Çok. Ayıp olmasın diye yaptığım çok şey var. Ama herhalde şey, dinlemek yani birini istemediğim halde dinlemek. Ya yani şey vardır ya, ya bir rüya görmüşsündür ve bir gazla gider onu anlatırsın. Hani falan ve karşı tarafı hiç ilgilendirmez o rüya yani. Ve dinlerken böyle artık böyle basar, ateş basar yani. Hani tabii. Ya öyle şeylerde çok böyle bir daraldığım oluyor. Onun dışında onu çok yaptığım oluyor yani onu evet. Pandemi döneminde bir trafik kazası geçirdin. Evet. Ve ondan sonra böyle bir gündem oldun. İşte neden sokaktaydı da neden bilmem neydi falan filan hani haberler çıktı. Neydi işin aslı? Ne yaşadın yani? Yani ayrıntılar çok önemli değil ama yani sonuç itibariyle senin de dediğin gibi ortada bir kaza yaşandı. Tabii üzücü bir durum. Hatalı olduğum kısımlar var ve bunlar için de çok kendi adıma çok da üzüldüm. Çok da kızdım kendime. Ben normalde yani bütün bunların hepsi bir yana günün sonunda şey yazıldı. Ya atıyorum işte vurdu kaçtı hikayesi oldu. O biraz garip geldi çünkü hani
Ben zaten o anın şokuyla hemen daha bir işte bekledi. O şokunu atlatınca indi. Yok abi bayağı direkt indim. Yani direkt indim hemen motorlu arkadaşın yanına gittim. Dedim ki bir şeyin var mı? Yok bak dedim iyi misin? Hemen motorunu kaldırdık bilmem ne yaptık falan. Görüntüler de var. Hı-hı. Hani magazine düşen görüntüler olsun. Konuşulan işte yazılan haberler olsun. Hepsinde görünüyor ne yaptın. Ama ona rağmen hani vurdu kaçtı hikayesi gibi biraz üzdü. Öyle bir şey yok. Benim arkadan çarptığım motorlu arkadaş öndeki arabanın işte o arka tamponla mı ne sürtmüş bir şey olmuş. Ben o anın tansiyonuyla farkında değilim durumun tabii ki. Ben hemen gidip motorla uğraşıyorum. Bütün gözüm, dikkatim orada. Polisler oraya geldi, basın geldi. Orada bir karmaşa, bir kaos yaşandı. İyi dedim, okey o zaman ben gidiyorum ama gördüğünüz üzere dedim. Hoş görürsün, gitmek zorundayım falan filan dedim. Üzerine ben gidip geri geldikten sonra işte Burak Bey kaçtınız dedim ki. Az önce beraberdik, nasıl kaçtın? Sen gördün az önce kaldırdım motoru. Neden kaçtın? Bu neydi? Neyse dedim, açıklamasını yapabilirim. Açıklamaya devam ettim hatta falan. Böyle bir şey oluyor öyle şeyler deyip geçtim yani yapacak çok fazla. Talihsizlik evet. Şimdi bir yandan yeni bir dizinin setindesin. Bitişler için koşturuyorsun. Oyunculuk yolculuğunu en iyi tanımlayan cümle nedir? Yani kendimi keşfetmek galiba. Yani tek tek kendi hayatına dair şeyleri yeni baştan öğrenmek, dokunmak galiba. Yani tam cümlesini tam kuramıyorum şimdi ama yani öyle bir şey. Benim için öyle. Yani çünkü yıllar geçiyor, işte aylar geçiyor, haftalar geçiyor ve sen bence değişiyorsun. Yani benim 2 haftam öncem tutmuyor kendisi birbiriyle yani. O yüzden oyunculuğa bakış açın da değişiyor. Oynama şeklinde değişiyor. Kendimde gördüğüm bunlar. Benim için bir kendini keşif yolculuğu da diyebilirim. Artı olarak yani. İşin aldığım keyif bir yana artısı bu diyebilirim yani. Ya Burak çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Çok sağ ol. Ya ilk kez karşı karşıya geldik. Hep yapmak istiyorduk uzun zamandır röportaj. Ne olur son olmasın. Bunu konuştuğumuz şeyler gerçekleşince bir daha yapalım bunu. Aynen ve yüz yüze de yapalım. Çok sağ ol her tamam, şey için. Tamam. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Bay bay. Bay bay.